Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, elimde gördüğüm bu iki renkten sizler için bir karanfil modeli hazırladım. Evet, modelin bu karanfil modeli ismi gördüğünüz gibi iki tane küçük yaprağın üzerinde karanfilimiz böyle vişne çürüyle denemek istedim arkadaşlar farklı bir renk olsun bir de bu ip çok güzel incecik bu arkadaşlar bana gelen resimde sayılarla yaptığımda o kadar büyük oldu ki yani bunlar ikili trabzandı bunlar 10 taneydi yani havlu kenarı gibi şöyle çarşaf gibi çok büyük oldu sizler için böyle tülbente uygun minik bir hale getirdim Evet şimdi nasıl sizler için böyle küçülttüm bu oyayı anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ilk önce 10 tane bu şekilde kirpikli trabzanı ara suyu olarak kullanıyoruz 2, 4, 6, 8, 9 Evet. İlk başlarken nasıl başlıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz havada. Şöyle bir defa tığımızı doladık. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz. Bir zincirin üzerine bir defa tığımızı doladık. Hemen yandaki boş olan tığ battıya 2, 2 alarak bu şekilde ikili bir trabzan yapıyoruz. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim ve trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim bir tane tomurcuğum oluştu Evet sayımız 10 oldu şimdi yapraklarımız için yuva hazırlıyoruz bir zincirimizin üzerine yine bir defa tığımızı dolayıp 2 2 olarak aldım şöyle bir boş bir trabzan yapıyoruz bir defa doladım hemen yandaki boş olan tığ battımın içine yine bir kutucuk yaptım bunun üzerine dört tane zincir çekiyorum şöyle ortada tomurcuğumuz yuvamızı arkadaşlar şöyle güzelleştirsin diye bir tane tomurcuk yaptım yine bir zincir yine bir defa doladım yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzanımı hazırladım 6 tane zincir çekiyorum hemen çevirdim ters tarafına burada yaptığımız boş olan trabzanın tepesine 6 zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim şimdi arkadaşlar şöyle 3 zincirimizi çektik 4 de olur arkadaşlar ters tarafı olduğu için 2 defa tığımı doluyorum hemen yuvanın içine girip 2 2 2 olarak bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan bunu e, yuva yapacağız arkadaşlar şöyle 3 defa tığımı doluyorum bir defa şey 3 zincir çekip bir defa tığımı doladım hemen trabzanımın içine girdim 2 2 olarak aldım bir defa doladım hemen bu şekilde arkadaşlar ikili trabzanlar yapıyoruz 3 oldu yine tığımın başını doluyorum 2 2 olarak aldım. 4. Şöyle. 5. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasına girdim. 2, 2 aldım. 6. 7. Ve 8. 8 tane bu şekilde ikili trabzanlarla yaptığımız yuvayı doldurdum. Hemen bu altı zincirden yaptığım ana yuvanın içine de sık iğne ile bu trabzanları sabitliyorum. Evet. Şimdi aynı şekilde diğer kanadını yapalım yaprağımızın. 1, 2, 3 şöyle sıkı sıkı zincirimizi çekelim. 2 defa tığımı doladım. Hemen aynı altı zincirli yuvaya girip 2, 2, 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar başında 3 zincir çekin. Çünkü bu çektiğimiz zincirlerimiz yuva olacak. 2 zincir batmakta güzel durmuyor. Bir defa tığımı doladım 3 zincirimin üzerine. Yine aynı şekilde yuvaya girip 2 2 olarak aldım. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle tutalım net gözüksün. 2 bir defa tığımı doluyorum arkadaşlar tekrar yapalım 2 2 6 3 4 bir defa doladım şöyle 5 6 7 tekrar 8. bu şekilde 2 2 alarak hazırladım. Hemen yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi yaprak işlemimizi bitirdik bu şekilde. iki tane yaprağımız hazır. Hemen bu yaptığım trabzanın içine bir tane sık iğne yaparak trabzan seviyesine indik arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum trabzanımın arasına şöyle bir tane tomurcuk yapıyorum bir zincirimi çektim bir defa doladım hemen yandaki trabzana girip şey, trabzan yapıyorum tekrar 4 zincirimi çektim şöyle trabzanın arasına girip kapattım bir zincirimi çektim bir defa doluyorum ve 2 2 alarak trabzan yaptım aynı işlemi arkadaşlar daha fazla aynı işlemi yapmaya gerek yok anlaşıldığını sanıyorum şöyle yine 10 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıp aralarına boş kutucukların arasına kirpikli trabzan yapıp 6 zincirden yuva yapıyoruz ve üzerine iki tane yaprak şimdi karanfilimizi nasıl minyatür hale getirdim onun yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapraklarımız hazır. Şimdi karanfilimizin yapımına geçeceğiz. Bu karanfili nasıl e, minyatür hale getirdim. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi bu şekilde çektim. Yine birinci trabzanın şöyle arasından girip sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çekip şöyle çevirdim arkadaşlar düz tarafına bir defa tığımı doluyorum hemen yuvanın içine girdim ve buraya üçünü birden alarak sahte trabzan yaptım olay bu arkadaşlar ee, bana gelen dediğim gibi resimde ikili trabzan yapılmıştı. İkili trabzan tepesindeki kirpikler derken kocaman oldu. Dedim benim takipçilerim bunu havlu kenarı olarak görür. Ve ben bunu onlar için birazcık böyle minyatür hale getireyim istedim sizler için. Onu da bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Şöyle sahte trabzan yaparak ve zincir sayılarını arttırdım azaltarak minyatür hale getirdim bakın 5 tane oldu şöyle 6 sahte trabzanım şöyle her yaptıkça arkadaşlar yuvası fazla büyük olmaması için şöyle tırnağınızda kenara çekerek yapın 6 olmuştu şöyle 7siz bunu 15-16'ya çoğaltacağız hemen ben bunu çoğaltayım Evet arkadaşlar bu şekilde 16 tane sahte trabzanla doldurduk ve şöyle yine bir zincirimi çektim köşede çevirdim. En dipten başlıyorum arkadaşlar. Bakın hiç atlamıyorum. En dipten sık iğne yapacağız. Sahte değil bu sefer. Ee, gerçek sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne yapıyoruz. Ve buraya sabitliyorum. Sırasıyla bütün yaptığımız trabzanların tepesini bu şekilde sık iğne gidiyoruz hem bakın arkadaşlar bu şekilde bile bayağı büyük oluyor düşünün bir de trabzanın üzerine sık iğne yapılarak kocaman olduğunu Evet her şey sizler için arkadaşlar hem de daha güzel durduğunu düşünüyorum Şimdi başa kadar gelelim. Şöyle. Ne fazla sıktırıp ne de arkadaşlar bol bırakın. Orta gevşeklikte bir sahte trabzanınız olsun. Sık olursa batılmaz. Bol olursa da derler ya ağzı gözü bir yere gider. Bakın sonuncu trabzana da geldik. Bu şekilde sonuncu trabzanımı da sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir tane bırakıyorum. İkinci bu dört zincirli kirpiğime şöyle yan durması için bu şekilde yapıyorum. Sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Hemen arkadaşlar düz yüzüne dönelim. Şöyle hiç zincir çekmedik. Yeşil e, tomucun içine sabitledik. Aynı bakın sabitlediğim sık iğnenin içine en son ki kapat bir zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım ve hemen yandaki sık iğnenin içine şöyle iki iki alarak bir trabzan yapıyorum 4 zincir kapattım 4 zincirimi buraya kirpik olarak Şöyle yine bir zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki sık iğneyi kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Hemen yandaki sık iğneye 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. İliği gevşek olanlar bunlar arkadaşlar 3 de çekebilir. Şöyle minik minik bir tomurcuğu olsun isteyenler hemen yandaki sık iğneye sabitledim. Yine bir zincir, yine bir defa doladım. Hemen 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Şöyle zincirinizi sıkı çekin. Büyük bir tomurcuğunuz olmasın. Yine bir zincir kapatıyorum. Yandaki sık iğneye kirpiyim. 3 tane oldu. Toplamda 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. 16 tane. Sahte trabzanın üzerine 7 tane bu şekilde kirpikler oluyor. Şöyle başta 3 sık iğne, 3 5 7 toplamda 7 tane arkadaşlar o kirpik için bu sayıda trabzan lazım oluyor. Evet, şimdi trabzanımın içine girip sık iğne ile sabit tekrar bir zincirimi çektim yandaki sık iğneye giriyorum şöyle sabitledim tekrar bir zincirimi çektim bir defa tığımı doladım hemen şöyle 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum trabzanımın arasına koyu renk ip ama arkadaşlar inşallah net bir çekim oluyordur. Şöyle karanfil bu renk olsun istedik. İp çünkü çok güzel, incecik arkadaşlar. Çok zarif ipinden dolayı, renginden dolayı değil de ipin inceliğinden, zerafetinden dolayı bu şekilde bu rengi seçtim. Şimdi yine bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi. Şey, tomurcuğumu yaptım. Evet. Bakın sonda da bu şekilde bize 2 yuva kalıyor. Yani 16 tane trabzanı ne eksik ne fazla yapın arkadaşlar. Birebir tam geliyor. Evet. 7. de bu şekilde hazırladık şöyle 4 zincirini çekip tomurcuğunu trabzanımıza kapatıyoruz yine bir zincirimizi çekip direkt şöyle bakın arkadaşlar sık iğne ile buraya sabitliyorum hemen üzerine bir zincirimi çektim bakın kalıp gibi de oldu görüyorsunuz arkadaşlar şimdi şu ipimizi koparalım hemen ipimi yakıp geliyor. Evet arkadaşlar bakın hemen direkt yakar yakmaz hiç ütü dahi kullanmadım. Zaten benim hep oyalarım ütüsüz arkadaşlar. Bakın şöyle yan duruşuna, güzelliğine sıkı sıkı yapıldığı için evet sizler için bu şekilde arkadaşlar minyatür hale getirdim. O da çok güzel durdu. Arasını bu şekilde verin arkadaşlar. Daha fazlası oyanızı göstermez. Her zaman söylüyorum bakın Mesela bunu 5'ten yapsaydım derdim ki hani 10 tane yapın. Ama 10 tane bu ilmek arası çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir de tülbentimin üzerine koyup göstereyim. Evet çok hoş duruyor arkadaşlar. Bir de daha çoğaldığını düşünün. Gerçekten karanfil oylum oylum gibi hani bir şarkı vardı. Hatırlarsanız öyle çok güzel durdu. Kameranın karşısında hani bir de görme açısından zor oluyor havada karanlık biliyorsunuz kış mevsimi aralığın 15 oldu arkadaşlar 15 gün sonra 2020'de bitiyor Allah'ın izniyle bu şekilde modelim daha yani güzel net bir şekilde yapacağınızı söylemek istedim aslında Evet sizler için emek verdim siz de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımın devamı için şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.